Değerli dostlarımız, ikinci bölümle beraber karşınızdayız. Birinci bölümün sonunda Ufuk Bey kardeşimizin Kur'an-ı Kerim'e göre insan topluluklarının nasıl tasnif edildiği sorusuyla beraber sonlandırmıştık. Şimdi ikinci bölümün mukaddimesinde bakalım kim nasıl bir ayak verecek. Evet Ahmet abi, sen aldın mikrofonu. Evet abi, soru bendeydi. Zor değil, değil mi? Yani hayır olsun inşallah. Hayır, estağfurullah. Estağfurullah. Peygamber Efendimiz'e gelen mesajın ilk ilkeleri neler olmuştur abi? Yani Peygamber Efendimiz ve Peygamber Efendilerimiz kendi toplumlarını neye çağırmışlar? Evet. Evet. Öncelikle ibadet ve itaate çağırmışlar. Alemlerin yaratıcısı olan hamd ve senanın yalnızca kendisine mahsus olmuş olduğu bütün alemi yaratan Allah Azze ve Celle tabi olmaya ve ona kulluk etmeye çağırmışlar ki bu hem uluhiyet anlamında hem rububiyet anlamında. Yani Allah'ı hem ilah olarak elimizi, kolumuzu, ayağımızı, gözümüzü yaratan Rab olarak hem de üzerimizde kural koyan otorite olarak kabul etmek keyfiyetine davet etmişler. Sonra demişler ki sizler yalnız ve yalnız Rabbinizden, İlahınızdan yardım isteyeceksiniz. Haricen bir başkasına tabi olmadığınız gibi bir başkasından istek, bir başkasından ihanet talebinde de bulunmayacaksınız. Bütün peygamber efendilerimiz, bütün nebi efendilerimizin bakıyorsunuz tevhidden sonra kendi kavimlerinden istemiş oldukları ilk farz namazdır. Çünkü namaz kulun Rabbisiyle beraber konuşmasıdır. Hazreti Resul-i Ekrem Efendimiz bir hadis-i şerifte derler ki sizler namaz kılıyorken ne söylediğinize dikkat ediniz. Çünkü namaz kulun Rabbisiyle konuşmasıdır. Bakarsınız Allah Resulü Efendimiz ve sahabe-i kiram efendilerimiz de tevhidden sonra ilk olarak namaz ile beraber Mekke-i Mükerreme'nin dışında vadilere girmek suretiyle orada başlangıçta ikişer rekat, daha sonra dört rekat namaz kılmışlar. Secdesi olan, rükûsu olan bir ibadeti Rablerine kendilerini bağlayan yol olarak görmüşler. Ve Hazreti Cebrail Aleyhisselam'ın imametinde namaz ile işe başlamışlar. Bir başka şey var. Bütün Peygamber Efendilerimizin getirmiş olduğu mesajda kurban, yani kurbiyet yalnızca Allah'a hasredilmiş. Yalnızca Allah için kılınmış. Cahiliyenin ve cehaletin en koyu göstergelerinden birisi şudur. İnsanlar kendilerini yaratıcılarına yaklaştırması için hiç durmadan yaratıcılarla kendi aralarına koydukları göğe, yaratıcılarla kendi aralarına koydukları göğe onların vesilesiyle beraber Rabbe yaklaştıklarını düşünmüş oldukları o aracı komisyoncu müesseselere kurban vermişler, kurban kesmişler. Tabi daha sonra bu kurban müessesesi bir ranta dönüşüvermiş. Peygamber Efendilerimiz ve Resul Efendilerimiz kendi kavimlerine şunu söylemişler. Kurbanlar yalnızca Allah Azze ve Cel için. Ki biz kurban dediğimiz zaman kurbanı yalnızca kendi kafamızda, kendi düşüncemizde Rabbe hediye edilen bir takım hayvanların kesilmesi olarak alırız. Oysa ki sünnet-i Resul'e, sünnet-i Nebi'ye baktığımız zaman Allah Resulü Efendimiz der ki sizin namazınız kurbanınızdır. Sizin sadakanız kurbanınızdır. Sizin duanız kurbanınızdır. Sizin hicretiniz kurbanınızdır. Yani nedir? Kurban kendisiyle hakka yaklaşılan şey demektir. Kendisiyle kurbiyet kesbolunan şey demektir. Yine bakıyorsunuz Resul ve Nebi Efendilerimizin getirmiş olduğu mesajın içinde her şey Allah Azze ve Celle aittir. Yani siz kalkıp da ben malikim, şu mülk benim, istediğim gibi tasarruf ederim, istediğim gibi davranırım, istediğim gibi yaklaşırım deme hakkına asla ve kat'a sahip değilsiniz. Belki de en önemlisi. Mevlana Celaleddin der ki, şeytan tek gözlü olduğu için kaybetti.
Şeytan sırf şimdiye baktı. Şimdi dedi. Siz sakın tek gözlü olmayın. İki gözlü olun. Bütün peygamber efendilerimiz, bütün Resul efendilerimiz gelmişler ve onlara tabi olanlar demişler ki hayat yalnız ve yalnız bu dünya hayatından ibaret değildi. Bunun bir arkası var. Bu sınavın muhakkak ki semeresinin görüleceği veya cezasının, mükafatının temin edileceği bir başka mekan, bir başka meydan olacak. İşte bu beş hakikat, bu beş umde bütün Resul ve Nebi Efendilerimizin kendi topluluklarına getirmiş oldukları mesajın ilkeleri olarak tasnif edilebilir, tavzih edilebilir inşallah. Yeterli oldu mu? Çok muazzam malumatlardan ötürü teşekkür ediyorum. Muazzam malumat. Ay Allah razı olsun. Allah'ım aziz kız. Ver bakalım. Bir soru daha alalım inşallah. Şimdi Peygamber Efendimiz Mekke'de doğduğu için orada peygamberlik geliyor kendisine. Hı hı. Şimdi onu tebliğ etmesi lazım. Hı hı. Tebliğ ederken de karşısında bir Mekke aristokrasisi var. Hı hı. Melesi. Evet. Hı hı. Yani oranın idarecileri gibi diyeyim. Yani ağababaları diyeyim. Şimdi Peygamber Efendimiz'e karşı neden Mekke aristokratları karşı çıktılar? Bu tavırlarının sebepleri nelerdi? Bunu sormak istiyorum. Evet. Ya bugün İslam'ı yaşamak noktasında tevhid inancını kendi hayatınızda, kendi pratiğinizde tezahür ettirmek noktasında buna benzer zorluklarla ve güçlüklerle en azından kendi toplumumuz tarafından anlaşılmak noktasında bir takım problemlerle siz de karşılaşıyorsunuz. Allah Resulü Efendimiz bir hadis-i şerifte diyor ki benim ailem muttakilerdir. Resulullah Efendimiz'e soruyorlar. Diyorlar ki ey Allah'ın Resulü sizin ehli beytiniz kimdir? O da diyor ki her muttaki Müslüman. Yani günaha bulaşmamak için perhiz üzere bulunan her Müslüman benim ailemdir. Bu keyfiyette beraber eğer siz takva üzere yaşayacak olursanız, her şeye evet demeyecek ve kalenize gelecek bütün toplara gol demeyecek olursanız birler rahatsız olacak. Dün Peygamber Efendilerimize ve onlara tabi olanlara gösterdikleri itirazları size gösterecekler. Yine Kur'an'a baktığımız zaman bunun 6 tane temel sebebinin olduğunu biz görüyoruz. Onlardan birincisi kör körüne geçmişe bağlılık. Atalar kültürü. Fasit bir gelenek. Bir bakarsınız ki onlar muhafazakar, konservatist bir duruşla beraber derler ki bu sizin söylediğiniz şeyi biz daha önce hiç duymadık. Kendi atalarımızı da biz bundan bambaşka bir yol üzere bulduk. Peygamber Efendilerimize kendi kavimlerinin yapmış olduğu en temel karşı çıkış ve itirazlardan birisi bu olmuş. Çünkü bunun temelinde olan şey şu. Onlar bir mevki ve nüfuz içindeler. Bir güçleri var. Bu gücü bir şekilde şu veya bu şekilde elde etmişler. Onların orada bir hegemonyası var. Peygamber Efendilerimizin getirmiş olduğu bu mesaj, ortaya koymuş oldukları bu tarz, bu hegemonyanın yıkılması anlamına gelecek ki, ikinci sebep bu mevki ve nüfuz endişesidir. Ne olacak? Hazreti Ömer Efendimizin dahi bir defasında içinde bulunmuş olduğu bir ricacı heyet geliyorlar ve diyorlar ki tamam sana geleni biz kabul edelim. Ama bu Suheyb ne olacak? Bu Miktad ne olacak? Bu Habbab ne olacak radıyallahu anhum efendilerimiz? Bunlar gelmesinler. Bizim için özel bir saat koy. Bizim için özel bir görüşme günü ayarla. Biz gelelim, oturalım, seninle konuşalım. Ne istiyorsan bize anlat. Veya onların en çok istemiş oldukları şey şu. Tamam inanç boyutunda senin söylediğine kabul edelim. Ama sen bizim şu çarkımıza dokunma. Adına ilhaf denilen şu ticari çarkımıza dokunma. Kur'an-ı Kerim'de Rabbi Rahim diyor ya kurusun Ebu Leheb'in eli. Ebu Leheb'in elinin içinde hangi kapsam var ise sen ona dokunma.
Biz senin getirdiğine itaat edelim. Biz senin getirdiğine iman edelim. Veya öyle davranalım süreta. Hatta fakire verelim, yedirelim, içirelim ama sen bizim düzenimize dokunma. Ve üçüncüsü, bakıyorsunuz onlar diyorlar ki önderlere itaat noktasında. Diyorlar ki biz itaat ederiz. Neye? Kendi liderlerimize, kendi önderlerimize. Ve bunu değiştirmeye yanaşmazlar. Dördüncü sebep, Hazreti Kur'an Nuh kavminde bize örnek olarak onların içinde bulunmuş oldukları kibirden, onların içinde bulunmuş oldukları öyle kibir içindeki bir durumdan, bir bakıştan, bir keyfiyetten bahseder. Onlar kul olmazlar, hakikatin mesajına kulaklarını kapatırlar. Ey Muhammed, senle gelene karşı bizim kulaklarımız kapalıdır derler. Bunun sebeplerinden birisi kendilerini üstün görmeleri, kendilerini üstün ittihaz etmeleridir. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh Efendimiz, mübarek Efendimiz pek zayıf, pek narin bir insanmış. Abdullah İbni Mesud Efendimiz'i her gördüklerinde Abdullah İbni Mesud Efendimiz'i de istihza içinde derlermiş ki işte bakın bu gördüğünüz Muhammed'in aleyhissalatu vesselamın fedaisi. Hiç durmadan alay ederlermiş. Bacaklarının inceliğiyle alay ederlermiş. Kollarının inceliğiyle alay ederlermiş. Hakeza kibir içindeki bu tavırları dün devam ettiği gibi bugün de devam ediyor. Bugün de bakıyorsunuz dünyayı parçalıyorlar. Az gelişmiş ülkeler, gelişmekte olan ülkeler, biraz gelişmiş ülkeler, en gelişmiş ülkeler olarak bugün de dünyayı parçalıyorlar. Ve onların peygamber mesajının karşısında durmasının bir başka sebebi Hazreti Kur'an-ı Kerim de bize izah edilen bir başka sebebi içinde bulunmuş oldukları nefis ve zandan kaynaklanan hakka muhalefet. Çünkü eğer onlar bir sahibi, onlar bir sebebi kabul edecek olurlarsa kendi istedikleri gibi davranamayacaklar. Akıllarına gelen her şeyi yapamayacaklar. O aşamadan sonra bire bağlanmak durumunda kalacaklar. İnşallah yeterli olduğu kanaatindeyim. Eyvallah. Hadi bakalım Hamza abi. Arkadaşlarımızın sorduğu sorulardan ve sizin verdiğiniz cevaplardan yola çıkarak biraz şöyle bir geçmişe doğru düşündüm. Geçmişe dönüp baktığımızda Allah'ın emirlerinin geçerli olmadığı her sistemde bir imtiyazlı sınıf, bir ayrıcalık ve bir ayrışma var toplumda. Bu yani geçmişe doğru baktığımızda Mısır'da da böyle, Roma İmparatorluğu'nda da böyle. Eski Yunan İmparatorluğu'nda da böyle. Hindistan'da böyle, İran'da böyle. Ve günümüzde son 200 yıla damga vurmuş ideolojili, komünizm, kapitalizm, eşitlik ve adalet adı altında gelen bu sistemlerde bile aslında bir iki kişinin hegemonyası altında dönen çarkı görüyoruz. Aslında Peygamber Efendimiz de bundan çok farklı bir sistemin kurulmuş olduğu topluma gelmedi. Aynı bu şekilde Ebu Süfyan'ın, Ebu Leheb'in çıkarlarının olduğu bir sınıfa geldi ve bunların çıkarlarına karşı mücadelesini gösterdi. Bu mücadelesinin karşısında yani kendi çıkarlarına dokunulan Ebu Süfyan, Ebu Leheb nasıl tavır sergiledi? Ebu Cehiller, Velidler. Nasıl tavır sergiledi Peygamber Efendimiz'e? Evet. Tabi bu soru önemli bir soru. Yani bugünün anlaşılması için de sorulması gereken bir soru. Allah razı olsun. Yaptıkları şey aynı aslında. Bugün bize ne yapıyorlarsa o zaman Resul-i Ekrem Efendimiz'e de yapılmış. Ama Allah Resulü Efendimiz diyor ki insanların arasında en büyük musibetlere tabi tutulanlar peygamberlerdir, sıddıklardır, şehitlerdir. Peygamber Efendimiz'in tabi tutmuş olduğu imtihanın dozajı birazcık daha ağır, daha çok ağır. Bizim tahammülümüzün pek üstünde. Ama ne yapmışlar? Öncelikle yalancılıkla suçlamışlar. Demişler ki biz seni apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz. Yani ilk önce gelen o mesajı bir şekilde reddetmeye kalkmışlar. Biz böyle bir şeyi daha önce duymadık, bilmiyoruz, haberimiz yok. Sen bunu kendin çıkartıyorsun, kendinden çıkartıyorsun demişler. Sonra ne yapmışlar? Sonra alay etme yoluna gitmişler. Tezif ve tahkir etme yoluna gitmişler. Allah Resulü Efendimiz'i ve Peygamber Efendilerimizi kendi toplumlarının içinde küçük göstermeye çalışmışlar. Küçük düşürmeye çalışmışlar. Onlara çeşitli isimler takmışlar. Siyer kaynakları diyorlar ki 25 yaşından sonra Resul-i Ekrem'e hiçbir zaman kendi ismiyle hitap edilmedi.
Resul hep bir sıfat ile beraber anıldı. Ondan bahsediyorken insanlar el emin dediler. Yani Hazreti Resulullah Efendimizin, mübarek Efendimizin sıfatı isminin üstüne geçti. Bir anda bu ismi değiştiriverdiler. Müzemmem dediler. Yani zemmedilmiş, kötülenmiş insan dediler. Ve bir şekilde haşa alay etmeye başladılar Hazreti Resulullah ile. Ve sahabe-i kiram efendilerimizle beraber alay etmeye başladılar. Akla gelmeyecek işkencenin her türlüsünü Resul-i Ekrem Efendimiz'e ve sahabe-i kiram efendilerimize uyguladılar. Ben Mekke-i Mükerreme'de oradaki kardeşlerden birisine şeyi sormuştum. Bir deve işkembesi ne kadardır diye sormuştum. Orada dediler ki bir deve işkembesi 100 kilo ile 130 kilogram arasında değişir. Biliyorsunuz Hazreti Resulullah Efendimiz Kabe-i Muazzama'da namaz kılıyorken bir insana Arap toplumunda yapılabilecek en büyük hakaret üzerine hayvan pisliklerinin, işkembelerinin atılması, getirip Resul-i Ekrem Efendimiz'in üzerine deve işkembelerini boca ettiler. Üzerine döküverdiler. Bu fiziken işkence etmek kadar Allah Resulü Efendimiz'i tazyif ve tahkir etmek kasını da taşıyordu. Yani onu halkın gözünde küçük düşürmek gibi bir amaca da matuftu. Bir başka şey yaptılar. Dediler ki sen şair olabilirsin, sen kahin olabilirsin, sen sihirbaz olabilirsin. Bununla beraber Peygamber Efendimiz'e ve bütün Peygamber Efendilerimize bir şekilde onların mesajlarını gölgelemek için geldiler ve dediler ki biz inanıyoruz ki sen bunu kendin icat ettin. Yine Allah Resulü Efendimiz'e ve bütün Peygamber Efendilerimize ve onların mesajlarıyla alakalı şüpheler uyandırdılar. Ne yaptılar? Dediler ki ya tamam bir mesaj gelecekse bu bizim gibi sokaklarda yürüyen, yemek yiyen, gezen, dolaşan birisi aracılığıyla değil. Bu bir melek aracılığıyla gelmeliydi. Yani bunu bize bir melek getirmeli değil miydi? Veya bir mesaj gelecekse bu senin gibi fakir, kimsesiz, yetim birisi aracılığıyla değil, zengin birisi aracılığıyla olmalıydı. Kuvvetli, kudretli birisi aracılığıyla olmalıydı. Halkın kafasında yine şüphe oluşturmak için dediler ki biz zannediyoruz ki sen riyaset peşinde koşuyorsun. Sen bu vesileyle beraber güçlü olmaya çalışıyorsun. Ve bütün bunlardan sonra Allah nasip ederse haftayadan itibaren biz cahiliyeyi ve Mekke'yi konuşmaya başlayacağız. Allah nasip ederse inşallah o fiili mukavemet, boykot dönemi başladı ki biz inşallah bu programların her birisinde sabikun el-evvelin olan o ilk Müslüman efendilerimizin, sahabe efendilerimizin hatırasını bir şekilde yad edip onlara teşekkürlerimizi, medyunu şükran olduğumuzu ifade edeceğiz. O ambargo seneleri geliyor. Arkasından hüzün senesi geliyor ki Rabbim bizleri inşallah bu benzer afetlerden muhafaza buyursun. Allah razı olsun. İnşallah yine o beldelere değerli kardeşimiz, Fatih Bey kardeşimiz o hakikate bizi yaklaştırsın. Buyur kardeş. Hitam noktasında ve hüsnü hatime ile beraber inşallah. Tale'al bedru aleyne min saniyetil veda وجب الشكر علينا ما دعا لله ذا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المضى جئت شرف المدينة مرحبا يا خير دا طالع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ذا أيها المبعوث فينا جئت بالعمر المضى
طالع البدر علينا من ثانية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله ذا أنت شمس أنت بدر أنت نور على نور أنت مصباح السرايا يا حبيبي يا رسول. هاي ما شاء الله بارك بو حقيقتي ve bu hakikatleri dillendirme fırsatını bize veren Rabbimize hamd ve sena ederiz. Nihayetsiz hamd ve senalar onun içindir. Biz layık olduğu veş ile hamd ve senadan aciziz. Allah'a emanet olunuz ve öyle kalınız.